yani Fethiye Spor'dan bana teklif geldiğinde Esat Başkan'ım arattı. Başkanımla görüşmeye gittim. Görüştükten sonra hiç sorun olmadan Esat Başkan'dan iyi bir elektrik aldım. O da herhalde benden aldı. Anlaştık ve zaten 2 gün sonra da başladık şeye. Pazar spor maçıyla başladık. Biz. Evet hocam. Geldiğimde takımda 15 puan vardı ve düşme tehlikesiyle hemen hemen 4 puan vardı. Balıkesir 15 puan varsa, ama ne olursa olsun ben biliyorsunuz ateşten gömlek giymeyi severim. Evet hocam, evet biliyoruz. Zor işleri severim. Tabii ki gittik Pazarspor ve Kırklareli Spor'dan aldığımız 3 puanla iyi bir yere geldik. 6 puan geldiğimde devre arasına devamlı. Bize 7 puan bizi biraz rahatlattı. 7 puan rahatlattı. Ama tabii ki başkanmışlığımda takviye yapmamız gerekiyordu. Sağ olsun başkanımız kırmadı bizi ve iyi bir takviye yaptık. Tanıdığımız, bildiğimiz futbolcuları ailemizin içerisine soktuk. Bizde çok güzel bir aile ortamı olduk. Biz gelen arkadaşlarımızda, yeni arkadaşlarımızda aile ortamına iyi bir uyum sağladılar ve iyi bir çıkış yakalamaya başladık. Ve takımı şu anda rahat bir pozisyona getirdik. Bu arada tabii genç altyapıdan gelen genç 2004'lü evlatlarımız var. Onlara da şans verdik. Onlar da bizim mesela Berat Satır'ı ilk defa oynattım. Evet. Kırşehir maçında ilk defa oynattım ve çok iyi bir performans gösterdi. Şerik maçında da ikinci kıkada oyuna soktum. Orada da çok iyi bir performans gösterdi. Artık gençlerimize yavaş yavaş şans verip onlara önümüzdeki sene değerlendirmeye çalışacağız. Hocam bu anlamda tabii siz takımı rahat bir konuma getirdiniz. Düşmeyle ilginiz kalmadı. Ama tabii üst tarafla da biraz aranız koptu. Tabii genç oyunculara şans verme anlamında biraz burada eliniz rahatlamış durumda değil mi? Evet o konu rahat. Ama şunu söyleyeyim. Hocam hiç fark etmez. Yani ben genç oyuncuları çok seviyorum. Gençlere saçlanmak. Risk almadan bir yere gidemeyiz. Çok yakından tanıyorum hocam sizi. Gerçekten siz gençleri en çok şans veren hocalardan birisisiniz. Bu bağlamda en azından hani ben şu anlamda sordum. Gençlerin üzerindeki baskı biraz kalkmıştır en azından üzerlerinden. Bravo. Zaten şunu söyleyeyim hocam. Kinatmak teknik adamları güveni verirseniz, onlara o rahatlığı verirseniz, o sorumluluğu verirseniz, inanıyorum ki onlar da o rahatlığı ve o sorumluluğu layıkıyla taşıyacak karaktere ve kişiliğe sahip kişilerdir. Bizim futbolcularımız, Türk futbolcularından bahsediyorum. Yeter ki onlara güvenelim, onlara o şansı verelim. Yani bir saha içerisinde olumsuzluk yaptığı zaman onları geri planına atmayalım. O olumsuzlukların üzerine doğruyu öğrenmek adına onlara o şansları hep vermemiz lazım. Hocam peki son olarak şunu sorayım. Önümüzdeki yıl Fethiyespor'da kalacak mısınız? Bununla ilgili başkanla görüştünüz mü? Kalırsanız önümüzdeki yılın planlaması ve Fethiyespor'un hedefi ne olacak? Zaten konuşuyoruz başkan ve yönetimimin önümüzdeki sene tek hedefi var. Şampiyonluk. Fethiye'de şampiyonluk, Fethiye taraflarına da camiasında şampiyonluk yakışır. İnşallah eğer şu anda şu ligi tamamlayalım. Tamamladıktan sonra zaten başvurup bir planlama yapacağız. Sağlıklı bir planlama yapacağız. Bu planlamayı yaparken de uzun vadeli bir planlama yapıp yola çıkmaya çalışacağız. Ama şu anda şu ligi sağlıklı bir şekilde tamamlayalım. Şunu söyleyeyim. Ortalardayız ama ne olursa olsun
Oynadığımız her maç, bize aldığımız her süper bir netice, iyi bir netice bize an olarak yazacak. Hem bizlere, hem Fethiye Spor'a, hem yönetime, hem de futbolcularıma. Onun için biz maç seçmeden bütün maçlarımızda aynı konsantrasyon, aynı istek ve aynı arzuyla devam edeceğiz. Lig sonuna kadar. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten sizin sesinizi duymayı özlemişiz. İnşallah en yakın zamanda stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz sizleri. Geleceğim. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum canım. Başarılar hocam. Görüşmek üzere.